Bu virüs bizi harap etti be kız hanım, mahvetti bizi. Şaşırdık yolumuzu. Yıl 2020. Hepimiz bu yeni yıla belirli hedeflerle, hayallerle, ideallerle başladık. Fakat hesaba katmadığımız bir pandemiden dolayı hayallerimizi, ideallerimizi, planlarımızı ertelemek zorunda veya iptal etmek zorunda kaldık. Bir kadın olarak pandemide sürekli bir sonraki günün, sonraki gün şu olursa ne yaparım? Hani sürekli bir hazırlıklı olma çabası içinde de daha çok giriyor insan. Pandemi dönemi o kadar çok büyük sarsıntılar yaptı ki bizde torunlarımızla, komşularımızla, çevremizle görüşemiyoruz, konuşamıyoruz. Pahalılık zaten başına aldı gidiyor. Her yönden çok zor ama gene de Rabbime şükürler olsun. Evde sürekli oturmaktan çocuklarımızın da artık psikolojisi bozuldu. Biz anne ve baba olarak etkinlikler üretmeye çalışırken bir süre sonra yetemiyoruz. Ve bu stres yükü arttıkça çocuklarımıza da yansıtabiliyoruz. Evlerimiz kapılarımızı kapatıp huzur bulduğumuz bir ortamdı. Okulu eve taşıdık, işi eve taşıdık, annelik ve diğer sorumluluklarımız daha fazla sorumluluk olarak geri döndü. Bu süreç yeni bir süreçti hem benim için hem öğrencilerim için. 2 yaşında olan ikizlerim o dönemde yeni yeni konuşmaya başlıyorlardı ve maalesef ki ilk kurdukları cümlelerden biri farklı virüs var oldu. Hem psikolojik hem de manevi açıdan bizi çok zorladı. Kalabalık bir aile olduğumuz için hem ödevleri yapma açısından hem de sosyal yaşama uyum sağlama açısından benim için çok zorlu geçti. Kadın olmak bu dönemde eminim ki birçok sektörde artı yük getirmişti. Ama bundan sonrası için daha bilinçliyiz hepimiz ve eminim süreci daha iyi yöneteceğiz. Bu süreçte 7'den 70'e her yaş grubundan insan bilgisayar kullanmayı öğrendi. Bu teknolojiyle barışmamız anlamına geliyor aynı zamanda. Eve gittiğimizde stresli bir şekilde gidiyoruz. Gün içinde o hastalığı almış olabilir miyiz? O riski taşıyor muyuz diyerekten tereddüt içerisindeyiz. Tabii şehirdeki insanlara göre burada biz daha çok şanslıyız, köydeyiz çünkü. Eskiden mesela insanlar bu kadar değer vermiyorlardı. Böyle internette bilmem neydi bunlara değer veriyorlardı. Ama şimdi baktılar ki yani insanlara daha çok değer veriyorlar. Hem hastalık bulaştırmamak için hem hastalık kapmamak için çift taraflı koruma yapmaya çalışıyoruz aslında kendimizi. Arkadaşlarımızla, akrabalarımızla hatta ebeveynlerimizle olan ilişkilerimizde bile artık daha tedbirli, daha korunaklı olarak hareket etmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Acaba evimize ne taşıyoruz diye. Çocuğum var. Her gün kreşe gidiyor. İstemeyerek de olsa çalıştığım için mecburen gönderiyorum. Diğer bir endişemiz acaba kreşler kapanırsa biz anneler ne yaparız? Pandemi ülkede çok sıkıntı, rahatsızlık verdi. Onun için çok korkuyoruz. Doktorlarımız sağ olsun çabasından çalışıyorlar. Ne faydası olacak? Çok insanlar oluyor. Çok üzülüyoruz. Pandemi dönemindeki en büyük sıkıntımız çalışan bir bayan olarak sevdiklerimizle uzak kalmak. İşlerimiz zaten yarı yarıyaydı. Onun da altına düştü şu an. Tabii ki evde bir anneyim. Evde ev işlerinin yetişme telaşı, çocuk yetiştirme telaşı, uzaktan eğitim. Hepsi bizi maalesef çok etkiledi. Bir akademisyen olarak birçok uluslararası sempozyum, kongre gibi etkinliklerimizi fiziki ortamda gerçekleştirememenin üzüntüsünü derinden hissettim. Ve bir takım büyük organizasyonlarımızı ileri tarihlere ertelemek durumunda kaldım. Ben de COVID hastalığını atlatmış bir kişi olarak bütün bireylerin bu süreçten sağlıklı bir şekilde geçmelerini temenni ediyorum. Komşularla gidiş gelişimiz kısıtlandı. Dışarıda da gezmelere önceki gibi gidilmiyor. Okulda da öğrenciler artık gelmedikleri için okulumuz da ıssız kaldı. En çok kadının istihdam edildiği kabin memurları ve yer hostesleri işlerini kaybettiler. Birçoğu işlerini kaybettiler. İşlerini kaybetmeyenler de sınırlı uçuşta görev aldıkları için maaşlarında kayba uğradılar. Maddi açıdan tabii ki çok olumsuz etkiledi bizleri. Tabii ki bu arada biz iş yerlerimizi açsak da gelen müşterilerimizin psikolojileri bozuk. Biz bir de onlarla da bu dönemde uğraşıyoruz. En olumsuz tarafı özellikle insanlar üzerinde özgürlüğün kısıtlandığına dair bir baskı oluşturduğuna inananlardan. Olumlu tarafları da olduğu, özellikle evde oturmayı bir süre sonra kabul ediyorsunuz. Evi daha çok sevmeye başlıyorsunuz. Asıl görevimiz olan eğitmenlik yönünü online yapıyoruz ama bu bizi tatmin etmiyor ve öğrencilerimizle yüz yüze birebir etkileşimli eğitimi yapamadığımız için uzak kaldık. Kendime vakit ayırıp resim yapabiliyorum. Resim yaptığım zaman da mutlu oluyorum. Evden tıp okunur mu sorusuna
hayır cevabını verdirecek günler yaşıyorum şu an. Belki duyuluyordur, annem içeride yemek yapıyor şu an. Şimdi gidip ona yardım edeceğim ve ders çalışıyor da olabilirdim. Maddi manevi durumlarda, çocuklarımızla görüşmede, sarılmakta, komşularımızla çay içmekte, kahve içmekte, parklara gidemiyoruz. Eğer yaşadığımız evde şiddet görüyorsak oradan uzaklaşamadık. Başka insanlara bağımlı olmak zorunda kaldık. Bütün evlerde olduğu gibi bizim evimizde de büyük bir panik vardı. Neydi bu korku? Sevdiklerimizi, çocuklarımızı, torunumu, annemi, babamı kaybetme korkusuydu. Bu yaşıma geldim, ben kendim bir zaman hamur yoğurmayıp ekmek yapmamıştım. Gidemiyorum. Tam kriz. Çalışamıyorum. Yani yaptığın iş para etmiyor. Çünkü daha çok gelen giden oluyordun yazlık, çeşirci diyelim. Alıyordum her şeyi. Daha çok para ediyordum o zaman. Şimdi öyle değil. Birinci sınıfa gidiyor. Okula gidemiyor. Evde ders görüyor. Okula gitse daha güzel. Hani öğretmen daha iyi öğretecek. Pandemi hiç beklenmedik bir anda geldi. Hiç hazır değildik ama Rabbim ne derse o olur. Bizler de aza da şükretmesini bildiğimiz için elhamdülillah. Geçecek.